Değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışın yemek için dondurucuya taze fasulye donduracağız. Önce fasulyeleri kılçığından ayıkladım, temizledim. Şu şekilde böldüm. Temizlerken size gösteremedim, kusura bakmayın. Süzülsün. Delikli bir seleye koyduk. Çekirdeklerini çıkaracağım önce. Geniş bir tencere, tencereye çok az su koyacağım. Çok az. Fasulyeler sararasıya kadar, biraz ölüşesiye kadar pişecek. Tam anlamıyla pişmeyecek. Fasulye biraz sarardı, hafiften pişti, çok pişmedi. Biraz da biberiyle çok az kavrulacak. Biraz biberleri diri kalsa da olur içerisinde, çünkü zaten dolapta, dondurucuda biberler ölecektir. Tamamdır, şimdi soğumaya bırakalım. Kışın nasıl pişireceğiz bunu? Dolaptan çıkaracağız, buzu çözüldükten sonra bir tencere veya tavaya yağ koyacağız. Yağın içerisine isteğe göre istediğimiz kadar soğan doğuracağız. Soğanlar sotelenince, ölüşünce fasulyeyi başına koyup iyice bir kavuracağız. Ondan sonra da yazdan hazırladığımız şöyle domates sosundan üzerine ilave edip tuzunu atıp yeteri kadar suyunu koyup kaynatıp kıvamına gelince de afiyetle yiyeceğiz. Fasulyemiz soğudu. Şöyle gördüğünüz gibi, bakın, hiç su kalmadı. Çok hafif pişirdim. İyice pişirmedim. Biberler de içinde hafiften ölüştü. Doldurayım. Buzdolabı torbasına doldurayım. Bir torba alacak galiba bunu. Anne, bunu kışın buzdolabından çıkartıp üzerine salçayla sos yapıp mı yiyeceğiz? Yok kızım, şey yapacağız. Başta anlattım ama orasını sen duymadın. Evet. Ne güzel, pratik, hemen kolayca. Kolayca. Sen de böylelikle öğreniyorsun değil mi? Evet evet. Şimdi bunu güzelce kilitleyeceğiz. Şu başından. O başına kadar. Şurada az kilitlenmedik.
yer bırakacağız. Buradan böyle bastıra bastıra havayı getireceğiz. Buradan çıkacak hava. Bak. Bak kumluyoruz yani. Heh. Ondan sonra burayı da sıkıştıracağız. Vakumladık. Evet, burayı da vakumladık, sıkıştırdık bak. Hadi. Buzdolabımıza daha önce vişneleri dondurmuştum bakın. Koymuştum. İki torba. Şimdi fasulyemizi de şöyle koyacağız. Kışın Allah ömür verirse afiyetle yiyeceğiz. Bu kadar işte, kolay. Teşekkür ederim arkadaşlar. Deneyin. Bu yöntem çok güzel oluyor. Çok kolay pişiyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olursanız sevinirim.